Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Sağlam. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada misafirim oğlum Muharrem Yusuf Sağlam. Oğlum, arkadaşlara merhaba de. Arkadaşlar, bugün sizlere Çin'den getirdiğimiz 50-55 lira civarında bir şey olması gerekiyor. Türkiye'de biraz fiyatları pahalıdır. 250-300 lira artık nasıl yakalarlarsa ona göre tutturuyorlar. Arkadaşlar, çok profesyonel bir çizimler yapamayacağım. Yanlış anlamayın. Sadece kalemi göstereceğim ve ne kadar ucuza aldığımızı anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, şimdi kalemimizi tanıtalım. Fişe taktığınız zaman da şöyle sarı bir ışık yanıyor arkadaşlar ilk başta. Online yani faal durum almak için ise şu tuşa basıyorsunuz. Kırmızı ışık yanmaya başladı. Bu kırmızı ışık yeşil ışığa dönecek birazdan. Tabii ısınması gerekiyor. Ucu bayağı bir ısınıyor arkadaşlar. Hani eğer çocuklar tek başına kullanacaksa, anne babalar da bu arada bunu izlerlerse buraya dikkat etmelerini söylersin. Özellikle burası. Çünkü çok sıcak oluyor. Çünkü plastik eritmesi gerekecek. Evet, ısınmasını bekledim biraz. Bu arada diğer teknemi de göstereyim. Bunu da arkadaşlar gene 3 boyutlu makineyle bastık. Tabii kalemle basmadık, yanlış anlamayın. Kalemle bunu basmak çok zor. 3 boyutlu makineyle bastık. Makinem şu an arızalı. Onu yapmakla uğraşıyorum. Onu yaptıktan sonra zaten farklı farklı işte top top bunu parça parça da satıyorlar. Arkadaşlar şu an kalem faal duruma geçti. Yeşil ışık yandı. Geçebilirsin, ışığı yandı. Şimdi filament tabii biraz çorba olmuş bizim de. Neyse, şuradan ucunu bulmaya çalışıyorum. Evet, buldum. Arkadaşlar, ucu takmak için şu düğmeye basacaksınız. Ve sesi duyuyorsunuz hızlı hızlı. Bu şekilde almaya başlıyor filamentini. Ucunu biraz akıtmanız lazım. Hava yapabilir. Çekiyor mu şu an? Evet, çekiyor bayağı. Evet, şu an ucu akmaya başladı. Zaten sesi de değişmeye başladı. Evet arkadaşlar, şu an gözlüyor. En hızlı modda akıyor. Şuradaki tuş akışını yavaşlatıp hızlatmak için en hızlı moduna bu şekilde akıyor. Bu şekilde. Yazı yazarken veya da bir şey çizerken mesela örnek veriyorum, yazıyorsunuz. Durmanız gerekiyor. Bu hızdan değil de şu tuşa basmanız gerekiyor tekrar. Yoksa kalem akmaya devam ediyor. Bakın, filamenti bir tık ileri çektim ve ağzındaki şu an erimiş olan parça çıkacak. Ondan sonra durmuş olacak ve daha akış sağlamaz. Bu tuş ise en son işim bittikten sonra onu da göstereceğim. Şimdi öyleyse bir ev çizmeye çalışalım. Bakalım şöyle biraz açtık. Eskiden ilkokuldan beri çizdiğim evimi çizeceğim arkadaşlar. Kalemi bastırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa böyle yuvarlak yuvarlak görüntü çıkıyor. Böyle biraz gezdiği için şöyle aşağı doğru kaydıralım. Tabii hızını, el hızıyla alakalı bir şey arkadaşlar. Bu benim elim hızı değil. El hızlı olan arkadaşlar daha rahat çizebilirler. Çıktı alabilirsiniz. Örnek diyelim Eyfel Kulesi'ni, ne bileyim Kız Kulesi'ni. O tarz şeyleri de alıp onun üzerine de çizimler yapabilirsiniz. Benim elim gerçekten bana beceriksizmişim. Ben onu da fark ettim. İlkokuldan beri çizdiğim ev arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Hayalindeki ev değil yani. Evet, oğlum ağlamaya başladı. Canı sıkıldı çünkü burada. Kapısını da yapalım. Tamam. Bacasını da yapalım. Oğlum. Yusuf. Dumanlar da yapalım mı arkadaşlar? Evet. Gayet güzel bir ev oldu bence. Önemli olan içindeki huzur arkadaşlar. Ev değil. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Şu tuş bastığımız zaman filamentizi geri atar. Filamenti değiştirmek istiyorsanız tabi bu şekilde yavaş yavaş atıyor geri ve boşa çıktı. Fişini çekersiniz. Çok farklı videolarda gelmeye çalışacağım. 3 boyut yazıcımda tamir olursa eğer, ondan sonraki videolarımda da farklı farklı görüntüler atacağız. Arkadaşlar, daha farklı videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.